Yiğit'in gezdireceği ilk ev. İstanbul Ümraniye'de 3+1, 120 metrekare ankastre mutfaklı, kombili, merkezi konumda, metroya yakın, 4 katlı binanın ikinci katı. Evet, ilk evimize hoş geldiniz. Şu an lokasyon olarak metro durağına çok yakınız. Finans şehire çok yakınız. Merkezi bir konumdayız. 4 bloklu ikinci katta bulunan bir daireyi gezdireceğim size. Hazır mıyız? Hazırız. Bey, asansör yok. Zafer abi daha dakika bir böyle. Haklısın. Bu bina biraz eski bir apartman. 20 yıllık bir apartman. Sadece 4 katlar, o yüzden asansörümüz yok. Ama 2 kat merdiven çıkıyoruz. Bu biraz problem olur mu? Yiğit'cim. Efendim? Daire ikinci katta ama Zafer Bey çıkarken yoruldu galiba. Asansörün olmaması hemen dikkatini çekmiş. Çizdi buranın üstünü galiba, ben anlamadım ki. Bakacağız. Asansör istiyorsun sen abi. Tabii alışveriş sonrası bir sürü elimizde poşet olacak. Poşetlerle, paketlerle bu kadar çıkmak oldukça zor olur. Zafer abicim genç, dinamik baksana. Yani. Şimdi 3 tane odamız var, 1 tane mutfağımız, geniş bir salonumuz ve kapalı balkonumuz var. Burası da giriş holümüz, böyle gördüğünüz gibi upuzun bir hol. Hadi salona geçelim. Ve salonumuzdan başlıyoruz evimizi gezmeye. Salonumuz benim bu evde en sevdiğim alan. En büyük oldukça alan. Büyük salon. Evet, 26 metrekare büyüklüğünde bir salonumuz var. Burası da gördüğünüz gibi parke. Tavan yüksekliğimiz 2 metre 70 santim. Bir de kapalı balkonumuz var. Salonu nasıl yerleştireceğinizi merak ediyorum. İlk evdeyiz, ilk salonumuzdayız. Evet sevgili arabacı ailem. Yani aslında çok farklı yerleşim şekilleri yaratılabilir bence. Çünkü bence şurası biraz verimsiz. Çünkü direkt şurada balkon kapısı var. Buraya koltuk koysak olmaz. Bence şey orası dinlenme olmaz. Köşesi olabilir biliyor musun Gizemciğim? Orası bir yemek alanı olabilir. 6 kişilik masa sığar. Evet, yemek alanı da olabilir. Evet. Aslında evet, masanız sığarsa tabii ki. Yani onu da düşündüm aslında. Yenisini alsın Zafer Bey. Parası çok, alsın. Şimdi çok fazla masraf çıkartmayalım. Zaten taşınma masrafları oldukça. Da. Bu arada tabii Gizem, az önce de dediğim gibi burası metroya çok yakın. Senin okulun için efsane bir evet, lokasyon. Evet. Metro, evet. Oradan Marmaray metrobüs tak diye okula gidebilirsin. Nasıl? Yani İstanbul'un da trafiği belli şimdi. Hani her ne kadar metroda olsa, otobüs olmasa bile onun da bir süresi olacak ve bu yoruyor, yol yoruyor açıkçası. Ki sabah 8 dersine gittiğimi düşünüyorum ben mesela. Burada 5.30'da kalkmam lazım belki de. 8'de ders oluyor mu ya? Oluyor. Bunu birçok öğrenci yapıyor, birçok insan yapıyor işe giderken, okula giderken. Bu aşamaları herkes atlatıyor. İstersen part-time benimle beraber emlakçılık yapabilirsin. Abartma bence. Halledebiliriz bunu. Bakalım daha yeni, daha ilk ev zaten. Ama yine konuşacağız, değerlendireceğiz. Bakacağız. Tabii ki. Bir tane de kapalı balkonumuz var. Orası da küçük bir alan ama olsun, bir hava almalık. Sabah kahvelerimizi orada içebiliriz. Evet, hani evet. Bir kesinlikle. Boğaz manzarası yok ama olsun, hava almalık bir yer. Ama çok aydınlık, ferah bir salon. Değil mi? Evet, güneş alıyor oldukça. Güneydoğu cepheli. Güneydoğu. Balkona da bakalım isterseniz. Tabii, tabii. Burası da evimizin minik ama tatlı balkonu. O camları açınca kocaman. Mahallemiz bir nasıl? Balkon. Güvenli bir mahalledir. Evet, sakin, güzel. Otopark yerlerimiz var. Evet, bol evet bol güzel. Yani. Market Mişini falan var. Yakında. Kaç tane arabamız var? Şimdilik bir tane. Belki daha sonra Gizem'in de bir arabası İnşallah. Olabilir. İsterseniz odaya ya da mutfağa geçelim. Hemen mutfak var arkada. Bu kararsızlık neden Yiğit'ciğim? İkisinden birine geçelim işte. Ben bir terazi burcuyum. Bunu unutuyorsun sen. Ve ilk evimizin mutfağı işte burası. Her ablacığım özellikle senin detaylı incelemeni istiyorum. Bir bak bakalım. Hoşuna gidecek mi? Evet. Dolaplar güzel. Yani görsel olarak renk, model güzel. Biraz tezgah... Eski model bir evet, olabilir. Evet, evet. Evet biraz ama mutfağımız daha... genel itibariyle ama... temiz. Kiracılarımız evet, iyi evet. bakmış. Çok yıpranmamış. Yapıyorum. Aynen ben de öyle düşünüyorum. Buzdolabı yerimiz evet, burada. Evet, evet. Tavanımız yüksek. Tavan boyalarımızı
görece yeni. Boyalarda yeni ama bir eksisi var. Evet. Mutfakta çok sevdiğim bir şey balkon. O yok. Evet. Aa. Evet. Keşke imkanım olsa da Seher ablacığım senin için yaptırabilsem. Balkon olsaydı okey. Ama arkada bir sürprizim daha var. Öyle bir mi? Tane balkonumuz daha var, kapalı balkon. Salonda vardı. Hı-hı. Mutfağımız bu şekilde 12 metrekare büyüklüğünde. Hı-hı. Hazırsanız odalardan başlayalım. Olur. Tabii. Tabii bakalım. Bu taraftan Zafer abi. Şimdi burası ilk odamız. Daha büyük odalarımız var. Misafir odası olabilir, çalışma odası olabilir, oturma odası olabilir. Olur da olur yani. Yani. Evet. Ama Gizem için çok uygun bir oda değil burası. O zaman şey yapabiliriz. Anneannemize, annemize. Evet, evet. Zaten alamız. Düşünüyorduk onlar için evet. De bir oda ya da bir hani bölüm. Bir yatak, tabii, bir dolap tabii. Misafir için gayet kesinlikle, ideal. Kesinlikle. Onlar gelir rahat eder. Arada gelip kalmak istediği zaman ya da hastalandığında onu burada rahatlıkla misafir Allah edebiliriz. Allah korusun ya. Yani. Ahşap şu değil mi? Tabii ki Allah korusun ama hani olası şeyler bunlar. O yüzden hazırlıklı olmak hayat. İstiyoruz. Çünkü hani yaş artık biraz ilerledi. Okey, bu oda cebimizde kalsın, evet, aklımızda evet, kalsın. Evet, diğer kesinlikle. Odalara baktıkça kıyaslamaya başlarız. Tabii yaparız. Beni tamam. Takip edin, diğer odaya geçelim. Evimizin en büyük odası tatatatam burası. Evet, bu da evimizin ikinci odası. Yaklaşık 22 metrekare büyüklüğünde bir yatak odası. Hı hı. Ne düşünüyoruz? Çok da büyük sayılmaz. Yani idare ediyoruz. Ve yerleşmek çok zor görünüyor bu odada. Yani yatağı bak kaloriferini oraya koyabiliriz. Kombi bu arada evimizin ısıtması. Buraya koyabiliriz. Dolap buraya koyabiliriz ya da tam tersi. Yani yatağı şuraya koysak kaloriferin önünü kapatacak, ısınmayı engeller. Hı hı. Yani benim odam olsa diyeceğim, kitaplığım var. Belki senin için olabilir Gizemciğim. Çünkü hani tek kişilik yatak biraz daha küçük olduğu için kaloriferi çok kapatmadan bu şekilde yerleştirip alanında çalışma alanı, kitaplık, ders masası gibi yapabiliriz bence. Bugün anladığım kadarıyla en büyük metrekareler, en büyük odalar Gizem'e gidecek. Evet. Evet. Yani eğer istediğim yakada okuluma yakın ev değilse en azından o olsun yani. Valla çok tatlı anne babam var. Daha günün başındayız ama bunu bildireyim dedim. Burada da bir tane balkonumuz var, kapalı balkon. Ona da bakalım, sonra da diğer odaya gidelim. Yiğitçim. Yes. Kapıyı kapatalım da salonumuzu daha rahat görelim istersen. Evet, arkamda bir... Aa, olamaz. Bu nedir? Bu nedir? İnanmıyorum. Çamaşır makinesini burada mı kullanacağız? Evet Seher abla, maalesef burada. Olamaz böyle bir şey. Nasıl bir mantıktır? Burada ben uyurken gece makinenin sesi... Aa, yok. Şimdi yok yok. İki önceki kiracımızla şöyle bir uygulama yaptık dış ses dinle. Çözümü duyunca beğeneceksin. Bana mimarlık sertifikası vereceksiniz. Mecburen diğer dairelerde de böyle, apartmandaki diğer dairelerde de buraya şöyle kapalı bir dolap şeklinde ankastre dolap yapabiliriz. Onu da içine alabiliriz. Sesi gelecek yani değil mi? Biraz yani ses. Tabii. Hadi gelin balkona bakalım. Olur. Bu da cebimizde dursun. Tabii. Burası da balkonumuz. Hemen hızlıca buraya da bakıp diğer odaya geçelim. Güzel, fena değil. Kullanılabilir burası da. Değerlendirilebilir. Eşya meşya, dolap koyulabilir. Aynen öyle. Aydınlık, ferah. Hadi diğer odaya geçelim. Geçelim. Bu taraftan. Burası da son odamız. 13 metrekarelik küçük bir oda. Oo, küçük. Burası da küçük ya. Çok küçük. Küçük bir oda. Bu odayı gördükten sonra diğer odayı Gizem'e veremeyeceğimizi anlıyorum. Evet. Burası da Gizem için çok küçük. Bu da size uymaz. Bize hiç uymaz. Gizem için de gerçekten çok Gizem küçük. Gizem iki odayı birden alsa şeylere. Yani benim arkadaşlarımla bir ayrı eve çıkma isteğim var. Gizemciğim, bu konuyu daha önce defalarca konuştuk. Bu konudaki tavrımı biliyorsun. Lütfen bunu tekrar yani. Tekrar gündeme getirme. Lütfen. Peki tamam. Bu konudaki tavrım ne? Hemen ikna oldun ya. Ben olsam biraz daha ısrarcı olurdum. Yani annem biraz şey ama dile getiriyorum ama pek bir işe yaramıyor yani. Kısma kalsın sen Avrupa'da çıkart kendini. Yani aslında çok mantıklı olabilir, neden olmasın yani. Aynen, çok insan yapıyor. Yani böyle bir alternatif bende yok. Hadi banyoya bakalım. Bakalım. Bakalım.
burası da evimizin banyosu. Oldukça küçük bir banyo bu arada. Küçük bir banyo. Duşumuz burada, duşakabinimiz. Aynalı bir banyo dolabımız var, lavabomuz var. Biraz şurada rutubetten kaynaklı duşlar da olabiliyor. Evet, boya akımımız var, orayı boyatacağız. Onun dışında evet, tavan boyamız yeni. Burada bir şey daha fark ettim. Evet. Klozet yok. Evet, güzel, güzel. Gözlerden kaçmıyor. Alaturka tuvalet var, o da hemen yan tarafta ayrı. Bu evimizin bir başka dezavantajı bu. Bazı insanlar bunu tercih edebiliyor. Olabilir. Yaşam tarzı olarak söylüyorum. Evet. Alafranga tercih edenler var, Alaturka tercih edenler var. Ama moralimizi bozmuyoruz. Şimdi salona gidip fiyatını söylüyorum bu evin. İkinci evde efsane bir ev olacağını söz veriyorum. Bana güveniyor musunuz? Güveniyorum. Güveniyorum değil. Ben sözünüzü boşa çıkaracağım. Güveniyoruz. Salona gelin, beni takip edin. Onlar salondaki yerlerini alırken biz de evi hatırlayalım. Sevgili arabacı ailem, Zafer abi, Seher abla ve sevgili Gizem. İlk evimizi bitirmiş bulunuyoruz. 3 tane oda gördük. Bir tane mutfağımız var, geniş salonumuz var. Tuvalet konusunda biraz kafa karışıklığımız oldu ve asansör kafa karışıklığı yarattı. Doğru, biliyorum. Ümraniye merkezdeyiz, İstanbul Anadolu yakasındayız. Güzel bir konumdayız. Şimdi ben bu evin fiyatını söyleyeceğim. Ama biz genelde şöyle yapıyoruz. Sizden birer fiyat tahmini istiyoruz. Ki aklınızdaki oluşan güncel fiyatları merak ediyoruz. Ardından da ben gerçek reel rakamı söyleyeceğim size. Zafer abi, Ümraniye'deki bu dairenin güncel fiyatı sence ne kadar? Ne kadar olsun isterdin? Ya da piyasa ne kadar ya? Böyle söyle. Bence 15-16 civarındadır. 15-16. Yaklaştık abi. Bence 15'tir. 15 fena bir rakam değil. Biraz aşağıda kaldı. Gizem. Bence aşağıda kalmadı. Daha düşük tahmin ediyorum ben. Çünkü muhit olarak bence bir 13-13,5 gibidir diye düşünüyorum. Gibi. Yavaş yavaş azaldı. O zaman alırsak bu evin fiyatını söylüyorum. Bugün burayı kiralamak istersek, günün sonunda beğenirseniz 18.000 Türk lirası ödememiz gerekecek. Yani bu ev için 18 iyi bir rakam mı bilemedim. Onu biraz fazla düşünmemiz gerekiyor. Yani biraz düşünmemiz gerekecek. Kasa dezavantajımız var. Yani. Olsun. Alternatifleri de görelim. Görelim. Gizem sen zaten, ben zaten daha yolun başındayız. Sen zaten Avrupa yakası diye tutturdun. Öyle. Evet. O zaman bir sonraki evimize gidelim. Orası da yaklaşık 5-6 dakika mesafede buraya yakın. Ama daha yeni bir blok, daha güzel bir lokasyonda, daha güzel bir mahallede olabilir. Sürpriz. Beni takip edin.